Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında verdiği mesajlarda altı çizilisi bazı cümleler olduğunu ifade etmiştik gün izinin başında. Bunlardan bir tanesi de imar affına ilişkin değerlendirmeleriydi. Bir bakalım neler söylemiş Erdoğan. Her seçim döneminde öncesinde müjde olarak duyurmuştu Erdoğan, biliyorsunuz. İktidarları döneminde 8 kez getirdikleri imar barışı için yeni dönemi işaret etti bu kez. 6 Şubat depremlerinin ardından söyleminden vazgeçti Erdoğan ve daha önce imar affı ile vatandaşın sorununun çözüldüğünü savunurken bu kez bu işin affı maffı olmaz dedi. Erdoğan'ın gençlere ve ekonomiye yönelik mesajları da vardı. İmar barışıyla toplam 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla toplam 205.000 Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. Bu işin affı maffı olmaz. Daha önce müjde olarak duyurdu, hatta savunduğu imar affından bu kez geri adım attı. 21 yıllık AKP iktidarı döneminde kendi getirdikleri 8 imar affını görmedi. Yeni dönemde affedilemez suçlar arasına alınacağını söyledi. Mesela bu imar affı vesaire diyorsunuz. Yani bu konuyla ilgili de inşallah yeni dönemde parlamento ile ilgili, burada zaten anayasanın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek. Orada böyle bir, yani bunların içerisinde katalog suçlar denilen onların içerisinde o da yerini alacak, ama biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin affı maffı olmaz. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından binalar mezar oldu insanlara. 50 bin aşkın kişi hayatını kaybetti. Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan bahsetmeyen Erdoğan'a CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tunca Özkan tepki gösterdi. İyi de yitip giden canların sorumluluğu vebali ne olacak dedi. Bu işin affı maffı olmaz. Ve bir diğer başlık gençler. Son yıllarda gençler geleceklerini yurt dışında arıyor. Gelecek kaygısı, ekonomik sorunlar, işsizlik, eğitim, fırsat eşitsizliği ve çok daha fazlası. İşte tam da bu nedenlerle gençler ülkeyi terk ederken, TÜİK'e göre de yalnızca 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'den 20-29 yaş arasında 286 bin genç göç etti. Ancak Erdoğan resmi verileri dikkate almadı, eleştirilere yalan diye karşılık verdi. Türkiye'de uzunca bir süredir şu tartışılıyor. Deniliyor ki gençler Türkiye'yi terk ediyor. Türkiye'de durmak istemiyor. Buna ilişkin ben değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi Zafer Bey, bunların hepsi yalan. Yıllar önce itibardan tasarruf olmayacağını savunan Erdoğan şimdi ise israf kitabımızda yok dedi. O sözler Cumhurbaşkanlığı uçak filosunu, Erdoğan'ın konvoyundaki araç sayısını, Beştepe'nin giderlerini, hatta Beştepe'de verilen akşam yemeklerini hatırlattı. İsraf diyorlar, asla. Bizim kitabımızda israf yok. Tam anlamıyla finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Eğer bunun başarılı şekilde örneklerini veremeseydik, şu deprem felaketinin altından kalkamazdık. Şu anda biz finans yönetiminde başarılı bir ülkeyiz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim öyle lükse falan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazidir.